soruyorlardı ama bu Kore'yi işe yarıyor mu? Bu Kore gerçekten çok iyi. Ölümlü dünya, tamam mı? İyi be ya. İyi be ya değil. Bir anda bir açtım arabadasın. Gıybeti veriyor şu an. Ne biçim konuşuyorsun ya sen? Sen ne dersen o. Of, neler oldu arkadaşlar, bir saatten beri var ya yemeği unuttuk. Bu demek oluyor ki mutfak kapandı arkadaşlar. Selin 61'in lafı bilirsiniz. Sen bakmadım ama şapka takayım dedim. Arkadaşlar selam. Çok bağırmıyorum ben. Yukarıda uyuyor. Bir 10-15 dakika daha uyusun dedim. Ben vlog çekeceğim diye biraz erken kalktım. Videonun başından da gördüğünüz gibi bugün bir gün boyunca ne yapıyorsam onu çekeceğim. Uzun zamandır yoktum. Sebebini zaten Instagram'dan takip edenler biliyor. Ama Instagram'ı olmayıp beni Instagram'dan takip etmeyenler için ufak bir açıklayayım. Ben dedim ki ben biraz Reels çekmek istiyorum. Biraz Reels'a yönelmek istiyorum çünkü keyif alıyorum. Bir iki hafta falan YouTube'a ara verecektim kendi kafamda. Sonra hani videolara devam edecektim. Ama iki hafta bir Reels çekeyim dedim. Reels'ları çektim. Tam iki hafta geçti. Kapanma. 17 günlük kapanma muhabbeti oldu. Evde de gerçekten yapacak bir şeyimiz yok. Hani sabah spora gidiyoruz, geliyoruz, bir şeyler yiyoruz. Akşam bir daha spora gidiyoruz falan. Ya bugün de öyle geçecek aslında. Ama ben tabii eğlenceli kısımları çekip sizi sıkmadan bir vlog çekmeye çalışacağım bugün. O yüzden de bir aydan beri YouTube'a video atamadım. Hani iki hafta ben zaten söylemiştim. İki haftada devlet yasak getirecek ve eve tıkalı kalınca yapamadık. Döndüm. Çekeceğiz inşallah. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şu, bu arada görmüşsünüzdür. Zaten gördünüz. Elma sirkesi, limon, su, sabah aç karnına kalktığım zaman bunu içiyorum. Damla da aynı şekilde onu içiyor. Bir 3-4 günden beri ara vermiştik. Hazırlamaya üşendim sanırım. Ama şimdi tekrardan hazırlamaya devam ediyorum. Şunu içip Damla uyandırıp dönüyorum. Günaydın. Günaydın. Plakayım ya. Evet. Konuşamıyorum. Korseyi takacağım. Çok soruyorlar Damla, bu korse işe yarıyor mu? Bu bel korsesi ya. Bunun dışında benim belki görmüşsünüzdür eğer benim takip ediyorlarsa. Kesin görmüşlerdir aşkım. Ben bunu full vücut giyiyorum. Balık adam gibi. Altında evet. Bu materyalden yine bir parti var. Üstünde de kısa kollu böyle permane bir tişörtü var. Asıl o yarıyor bence. Yani bu da yarıyor. Ben niye onu komple giyiyorum? Çünkü bunu giyiyorum ya. Bakın bugünkü idmanımın sonunda buralarından böyle altına yaşamış gibi su akıyor. Burada evet. Toplanan su. Ama onu giydiğim zaman paçalarımdan akıyor. O kadar akıyor. Nasıl yapacağız? Ben yardımcı olayım sana. Ben bu evin açılarını iyi biliyorum. Bunu da böyle üstüne çekiyorum. Bunu da üstüne çekiyorum. Tamam, şu anda orası komple zaten şey olacak. İdmanımda su içinde kalacak. Ya benim en çok... Ay çok çirkinim ya arkadaşlar, kusura bakmayın. Benim en çok ödemli yerim karnım olduğu için, hala karnımda böyle bir topçuk var çünkü. Ben burada o etkiyi görmeye çalışıyorum. O yüzden hep buraya takıyorum. Yoksa kol işin olanı da var. Ne işin var? İşte bacak. Her yer var. Her yer var. Tamam, teşekkürler Damla Hatun. Ben takmıyorum. Çünkü benim korsemi bulamıyorum. Yok korsem yok, kaybolmuş. Bulamıyorum yani, çıldıracağım. İniyoruz spora. Hoca gelmiş. Aşağıda görüşürüz. Ben kötü bir sevgili oldum şu an. Hiçbir şey taşımıyorum. Ama öyle deme, kameramanlığımı yapıyorsun. Doğru. O yüzden ben taşıyorum. Doğru. Yoksa kilitlerdim sana hemen bir iki bir şey. Günaydın Mert. Günaydın. Evet arkadaşlar, indik. Önce ısınıyoruz. 6 round. Herkes konuşuyor bir yerlerde. 6 round. İp atlayacağız. Normalde 12 round atlıyoruz ama 6 round bir ısınmak için atlayalım. Sonra karın hareketlerine geçeceğiz. Evet. Başlayalım. Sizi de şöyle tripod getirdim. Koyacağım orada. Oradan bizi izleyeceksiniz. Şeyi çok soruyorlar. Diyorlar ki nasıl bir anda böyle güzel ip atlamaya başladınız diyorlar. Şimdi aramızda en bilmeyen sendin ya. Yani hani ben yine bir şekilde biliyordum yani. Bir parmak ucunda atlıyordum. Sen direkt topukta falan yani. Ben topukta değil. Ben sadece şöyle atlıyordum. Bir defa çevirip
bir yerinde zıplıyordum. Bir daha sonra. Ha, eski çocukluğumuzdaki gibi atlıyordun yani. Evet. Ne oldu da bir anda geliştirdin kendini? Ya, videoyu izledim, bir de yapa yapa oluyor zaten. İzleye izleye gördüm, kazıdım buraya, gelip sonra da deneyerek yaptım. İyi bakalım, geç bakayım. Nereye geçeyim? Nerede konumlanacaksan, bakalım nasıl atlıyormuşsun, ne kadar öğrenebilmişsin. Arkadaşlar sonuç olarak, yani ben size bunun tekniğini öğretemem ama izleye izleye siz öğrenebilirsiniz. Yani bunu deneye deneye, hata yapa yapa öğreneceksiniz. Hani ipi şöyle tut da böyle zıpla diye anlatamam yani. Ne biçim konuşuyorsun ya sen? Nasıl ya? Tabii ki de öğretebiliriz arkadaşlar. Nasıl öğreteceğiz? Ben hemen göstereyim. Sen daha tam öğrenememişken nasıl öğreteceğim merak ediyorum. Ben öğrenmedim değil, ben sürekli başka bir şeyler yapmaya çalıştığım için yanıyorum. O da var, o da. Hoca da haklı olarak şimdi diyor ki bir şey öğretilecekse benim öğretmem daha doğru değil mi? Hocam ip atlamanın şeyleri, trikleri nasıl hızlı bir şekilde öğrenebilirler? Vallahi en hızlı şu şekilde öğrenirler. Birincisi ayaklarınızı hiçbir şekilde kırmayın. Boşu boşuna efor sarf edersiniz. Dümdüz tutacaksınız. Ayağın gözükmüyor ya, biraz daha geriye mi sen? Yok, ben şöyle biraz eğeyim de gözüksün. Ha. Hiç mi atlayamıyorum? O zaman sadece yapacağım şey bu. Bir, geçtim mi bitti. Böyle böyle mi alışsın? Bunu 10 kere tekrarla. 2, geçtim mi bitti. Sonra 2 tane atlamaya çıkmış. Sonra 2 tane. Tane. Sonra 5 tane. Sonra 10 tane. Sonra baktın atlıyorsun artık. Çok ufak atlamaya başladın. Çift ayak. Bu çift ayak. Boksör ip atlamasına nasıl geçerler? Onu nasıl geçerler? O görsel hafızayla oluşan bir şey. Çok video izleyin. İlk başta bu şekilde başlayın. Ondan sonra bir ayak öne, bir ayak arkaya. Evet. Sağ önde, sol önde. Sağ önde, sol önde. Bu sonraki aşama. Değil mi? Bu sonraki aşama. Önce çifte atlayın arkadaşlar. Bize haber verin. Bir sonraki vlogda bu sefer sağa solu gösterelim. Bir de şunu denesinler. Tek ayak üstünde atlasınlar. Evet. Tek ayak üstünde de denesinler. Doğru. Ben öyle alıştım mesela. Ben önce tek ayak dans edemiyordum. Önce tek ayak. Sonra sol ayağımı yaptım. Sonra bir bakmışım sağ sol oluyor. O zaman hadi başlayalım hocam. Ben biraz fazla yanıyorum, önce onu söyleyeyim. Uğur'la beni kıyaslamayın çünkü ben hep yeni bir şey denemek istediğim için o mesela 2 dakika sınırsız atlıyor ama ben bazen takılıyorum. Bir dakikalık dinlenme molamız başladı. Arkadaşlar bir 15 dakika falan ipimizi atlayalım, sonra karın hareketinde görüşürüz. Görüyor musunuz şurayı? Sıra sıklam. Buradan akıyor, aşağı gidiyor. Aa, şarjım bitiyor, hayır! Hayır, şarjım bitiyor ya, buydu sabah. Arkadaşlar bu biter, telefondan çekeceğim ama. Üstünde ince bir tişört var, ne korse var, ne bir sweatshirt var. Üstünde hiçbir şey yok ve kanter içinde kaldık. En son yaptığımız antrenmanın videosunun linkini şuraya koyarım. Çok popüler zaten, biliyorsunuzdur Chloe'ting. İp atladıktan sonra onu yapıyoruz. Bugün ilk antrenmanımız bitti. Şimdi eve gidip kahvaltımızı hazırlayacağız. Hadi görüşürüz evde. Ne ya, bu telefondan çekiyorum ya, bir sapıttım şuraya, pardon. Evet. Tarafta seninki. Burası benim. Damla haşlanmış yumurta çok sevmiyor. O yüzden seviyorum da ben çok farklı sevmiyor. Olsun diye. Sıkıldığım yani... için omlet yapıyorum. Evet. Damla kendini omlet yapıyor. Ben de iki tane kendime yumurta haşlıyorum. Damla 3 yumurta yiyor ama birinin beyazını yiyor. Bundan ne yiyeceğim bugün? Hindistan cevizi yiyor ama. Evet. Çok güzel. İnşallah kötü bir tat vermez ama ilk defa deniyorum. Normalde hiçbir riske atmasaydın o zaman. Kahveye falan okey de. Bak böyle oldu. Ya işte normal yağ oldu. Bilmiyorum ki kızması mı gerekiyor acaba. Normalde küçük bir tavada yapıyordum ama tava kalmadığı için böyle kocaman bir şey de yapacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Hindistan cevizi yağı da olsa, zeytinyağı da olsa eğer siz bunu pişirdiğinizde yani kızartıyorsanız bu besin değerlerini kaybediyormuş. O yüzden bu tarz karbonhidratsız diyetlerde sıvı olarak böyle salatanıza işte ne bileyim salata yemiyorsanız ben çok fazla salata yiyemiyorum. O yüzden mesela çeyrek bardağı koyup limon içine katıp yağı içiyorum. Çünkü eğer bunu yapmazsam hiç enerji alamıyorsun. Çünkü karbonhidrat alamadığın için. Damla şimdi şeye koydu. Omletine koydu. Bir de ben biraz dil peyniri ekliyorum. Dil peyniri mi ekliyorsun? Bakayım. Bakayım. Bunun yarısı ama 30 gram işte. Normal süt ürünü tüketmememiz lazım ama böyle küçük şeylerle kendinizi motive edebilirsiniz. Damla mesela böyle motive ediyor. Şimdi tabağımızı hazırlayalım. Yemekte görüşürüz. Evet. Damla'nın bekliyoruz çünkü bize filtre kahve demledi. Yumurtaların yanında 5-6 tane yeşil zeytin yiyoruz.
Başka hiçbir şey yok. Aslında bizim yaptığımız diyeti, daha doğrusu beslenme tarzını aralıklı oruca da benzetiyorum. Neden? Çünkü saat şu an 12.30. Biz genelde 12-12.30 arası yiyoruz. Değil mi Damla? Bir de akşam 6-6.30'da yiyoruz. Sonra bir daha hiçbir şey yemiyoruz. Ertesi gün 12'ye kadar. Bu aralıklı oruçta da şey muhabbeti var ya işte. Öyle, aynen öyle yapıyorlar onlar da. Onlar da aynı şekilde yapıyorlar yani. Bir 12'de yiyorlar, bir akşam 6'da. Kimisi 12'de yiyor akşam 8'de. Kimisi 10'da yiyor akşam 6'da falan. İki öğün besleniyoruz ve bu şekilde yiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Sadece akıllarınız olsun diye. Hindistan cevizi yiyor, koymayın. Diyeceksin. Evet. Tatlı bir değişiklik ama kokusu seni rahatsız etti. Tabii ki zeytinyağı daha güzel ya da tereyağlı. Tereyağı olmaz. Tereyağı kullanmıyoruz arkadaşlar. Kullanabiliyoruz aslında. Sen de kullandırmıyorsun. Arkadaşlar biz Uğur'la böyle 7-24 kavga ediyoruz. Çünkü o sporcuların mesela gerçekten bilgili insanların videolarını izliyor. Onlar gibi bir şampiyon hazırlar gibi beni hazırlamaya çalışıyor bu konuda. Kendini de. Ben birazdan Nilay'ın dediklerini yapıyorum. Nilay mesela bana aslında süt ürünlerinden hepsini değil ama çok nadir birkaç bir şey veriyor. Onlara dikkat ediyorum ama Uğur'a kalsa onlar da yok. Mesela tereyağı normalde çoğu diyette var. Bu beslenme tarzı ayın 8'ine kadar. Yani 2 haftalık bir süreç. 2 haftadan sonra zaten biz de süt ürünleri tüketebileceğiz. Anladın mı? Sonraki, bir sonraki hafta mesela karbonhidrat da tüketmeye başlayacağız. Biz hızlı bir şekilde sonuç almak istediğimiz için böyle bir şey yapıyorum. Karşılığını alıyor musun? Onu söyle. Alıyorum. Alıyorsun. Benim için önemli olan bu. Ben kilo başlamadan önce varsa merak ettiğiniz sorular sorun diye Instagram'dan story atmıştım. Biri demiş ki kilo konusunda before after yapar mısın demiş. Bunu Instagram'dan geçen gün yaptım. Şu anda ekranın şurada bir yerde görüyorsunuz. Before and after'ını yaptım arkadaşlar. Ama bu şu anki süreç daha dediğim gibi daha 2 ay daha bir challenge'ım var benim kendimle. Yani toplam 12 haftada ben bu vücudu yapacağım diye kendime söz verdim. Yani daha 2 ayımız daha var. Bu 1 aylık bir süreç. Demiş ki hazır gıdadan nasıl vazgeçtiniz? Çünkü çok pizza falan yiyordunuz. Pilavı bile hazır yiyordunuz demiş. Yani kilo vermem durduğu için senin dediğini dinledim. Ve şu anda da senin dediklerine kilo veriyorum zaten. Ama bu da sonsuza kadar gitmeyeceği için ben bunu da kendime 1 hafta limit koydum. 1 hafta değil ki. 10 gün daha var daha. Ona ben karar veririm. Reis kızgın. Arkadaşlar o kadar kötü bir diyet ki Damla'ya şunun sözünü verdim. Dedim ki bunu yapalım. Sen ne dersen o. Yeter ki dedim beraber yapalım. Çünkü onun yapması da bu arada beni de çok etkiliyor. Ben yine de hep bir şeye inanmışımdır. Bak benim bir tane felsefem var. Ölümlü dünya, tamam mı? İyi be ya. İyi be ya değil. İyi felsefesi, iyi be ya. Yani insanın kendini kadar üzmesine gerek yok. Ben şu anda çok mutsuz değilim. Ama ben mutsuz olduğum şeyde, dönemde kendimi ödüllendiririm, mutlu edecek bir şey yaparım. Tabii ki de. Yani senin kadar zaten beni biliyor insanlar. Ben öyle çok iradeli bir insan da değilim. Evet kandınız, hiçbir yere çıkmıyorsunuz, etmiyorsunuz. Biraz gezin, ben vallahi sizin adınıza sıkıldım falan diyenler olmuş, tamam mı? Ben geçmiş DM'leri okuduğum zaman. Tatil planınız var mı? Bir yere gidecek misiniz demiş. Selin'i bekliyoruz. 3 Haziran'da Selin geliyor. 9 Haziran'da da hep birlikte böyle bir yine şey. Modern Seyir'i hatırlıyorsunuz. Onun gibi bir tatile çıkacağız. Tekne tatilinde çıkmıştık evet onun gibi. Sırayla. Ondan sonra da Fethiye'de olacağız. Yani bir plan var aslında. O yüzden bizi hazırlıyor ya bu çocuk. Yani eğer tatile gideceksek hızlandıralım şu işi. Son bir soru daha sorayım sana. Neden bana soruyorsun? Ya bize soruyorum ya. Gelmiş ya. Yokmuş. Sormuşum. Önemli olanları sormuşum. Kahvaltı bitti. Biz buraları toplayalım. Tekrar görüşüyor oluruz. Gerçi biz dedim ama benim görevim ben yemişim. Evet ne oluyor burada? Bir yıl çekeceğim. Ama Reels'e ben oynamıyorum. Reels'e sen oynuyor. Kediler kombin değiştirecek ve bir tane akım var ya. Hani bir müzik geliyor dün. Herkes bir ağır çekimde kombin değiştiriyor. Evet. Onu Şivas'ta bir videos yapacak. Burası onların kıyafet şeyi çekmecesi. İyi hadi başlayın. Bu kameradan çekeceksin. Evet ben arkadaşlara bilgi veririm. Evet. Damla'ya bırakıyorum kamerayı arkadaşlar. Bu kameradan çekecekmiş Yılsın. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda açımızı ayarlıyorum. Yani kedilerin olmasını istediğim konum şöyle bir yerde. Tabii düz değil yan olacak. Yani ya şurada duracaklar ya da ben bunu böyle köşeye çekeceğim. Bakın şöyle gibi düşünebilirsiniz. Hemen bir yapayım. Bana azıcık zaman verin hemen geliyorum. Bir anda bir açtım arabadasın. Evet. Reels'ı bitirdi Damla. Evet. Evet arkadaşlar lütfen izleyin çok tatlı oldu o. Çok güzel oldu. Damla'nın hesabına girip izleyin. İnanılmaz güzel oldu. Çok komik oldu bence. Şimdi Damla'yla bir işimiz var. Onu halletmeye gidiyoruz. Bir fotoğraf çekmeyeceğiz sonra. Evet sonra. Beni de çeker misin aşkım? Çekerim. Sen var ya nasıl bir sevgilisin ya. Kral bir sevgilisin. Şoförün şimdi dikkatini dağıtmayalım. Ben hemen co-pilot olarak devreye girdim. Ufak bir işimiz var. Bir belge alacağız. Sonra da rica ettim bir fotoğraf çekince zorla. Ondan sonra da geri biz zaten eve döneriz. Aynen Uğur'un yaptığı gibi videoya ara veriyorum. Sen şey diyorsun ya orada görüşürüz. Sonra görüşürüz.
şöyle görüşürüz, böyle görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar biz işlerimizi hallettik Damla'yla. Fotoğraflar çektik. Çok güzel fotoğraflar çektik hem de. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki saat 5.30. Şimdi hoca geliyor yarım saat içerisinde. Biz Damla'yla beraber oraya iniyoruz. İkinci antrenmana iniyoruz. Sizi de oraya götüreceğim. Bir ağırlık çöktü ya. Hiç spor yapasım da yok şu an ama. Hoca geliyor, yapmak zorundayız. İyi, orada görüşürüz. Onu söylemek için açtım. Fotoğrafları göstersene. Ha, çok güzel oldu. Wow. Ben çektim. Şu an keşke, şu an keşke biri de beni çekseydi. Tripodla beraber, yürüyorum arkadaşlar ama bayağı büyük tripodlardan. Aynı kombini yaptım diye aynı şeye gideyim düşünmeyin lütfen. Üstüm aynı da tayttan bir tane daha almıştım, değiştirdim. Sabah çünkü o sırada sıktan biliyorsunuz. Evet. Bunu söylemek istedim çünkü. Kimse öyle düşünmemişti şu an görmedikleri için ama. Birazdan belki görürler ve düşünürler diye mi? Şimdi size halimi göstereceğim arkadaşlar. Nasıl taşıyorum tripodu? Spor çekerken zorlanmayayım diye şöyle bir şey yaptım. Görüyor musunuz? Böyle sizi getirdim. Şimdi şuraya koyacağım sizi. İkinci antrenmana hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi 5 dakika koşu anında yürüyüş yaptım. Biraz vücudumu ısındırdım. Şimdi de bugün göğüs çalışacağım için 100 tane falan göğüs hareketi yapacağım ki oradaki kaslarımı da ısındırayım. Değil mi hocam? Evet. Doğru mudur? Hocam diyor, yüzden aşağı yapamazsın diyor. Bu konuda çok hassas. Ekranlar o zaman başlıyorum hocam. Bunlar da oluyor ya. Bu hareketten 3 set yapıyoruz. Artık yani kaldıramayacak duruma gelene kadar tekrar yapıyorum. Yani bazen 9'da çıkabiliyor, 12'de çıkabiliyor, 13'de çıkabiliyor. Sonra her hareket arasında şurada arkada bir üst göğüs hareketi var. Gidip 10 tane ondan hızlıca yapıyorum. Ondan sonra bir 10 saniye dinleyip yine aynı şeyi yapıyorum. Bu hareket böyle. Ben şimdi bunu bitireyim, bir sonraki harekette görüşürüz. Arkadaki makineye girip orada hemen 10 tane daha basacağız diye yapalım. Evet. Bundan 3 set daha yapacağız. Yine aynı böyle yapacağım. Son set 5'er 5'er daha koyacağız. Çünkü üst göğüs biraz daha zor ya. Açısı falan ya. Daha ağır kaldıramıyorsun. Diğer yatarak yaptığın gibi. O yüzden ileride daha iyisini yaparız inşallah. Değil mi hocam? Tabii ki. Antrenmanın sonunda tişörtümü çıkartacağım size. Bir pump oluyor vücut. Hadi. Aha. Benim bu antrenmanları bak çıkartabiliyor olmam büyük lütuf. Çünkü düşünsenize yani vücuda hiç karbonhidrat almıyorum. Yani bana enerji olabilecek hiçbir şey almıyorum. O yüzden gerçekten ne kaldırabileceğim ağırlıkları kaldırabiliyorum ne antrenmana gelmek istiyorum. Yani o kadar zor geçiyor benim için. Damla hoş geldiniz. Damla da yeni geldi. Şimdi hocayı ona devredeceğim. Hatta bunda da hocam bana 2 saniye yardım et. Abi Damla geldi arkadaşlar. Tamam. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz Damla'ya da çok... Damla business class gibi düşünün. Yani ne bulaşık yıkatıyoruz ne bir şey yapıyoruz. Hoca bile hemen Damla yani yeter ki yaptıralım burdundayız yani. Aa hocam. Bu da bitti. Zaten 3 tane hareket yaptık. O hemen şeyi kaçayım. Şu göğüs basmayı unuttum. Sıradaki hareket core. Bu hareketi yüksek ağırlıkla yapmıyorum. Zaten öyle bir ağırlık da yok burada. 15 kilodan fazla yok ama ilk de yok. Çünkü bu hareketle çok takipçimi yazdı bana. Abi dikkat et o hareket benim işte belimi sakatladı, bir şey oldu bilmem ne falan omzumu sakatladı gibi. O yüzden normal kiloyla kaldırabileceğim kiloyla yapıyorum. Zorlamıyorum. Evet arkadaşlar, şuraya bir ay önceki halimin şeyini koyacağım. Halimi koyacağım. Şu an tam 28 günde bu halde. İyi gözüküyor değil mi hocam? Yorumla ya. Ne diyorsun hocam? Gayet iyi. Üst göğsü biraz daha çıkartacağız. Üst göğsü biraz daha çıkartacağız. Senin gibi burası biraz gidecek. Şuralar gidecek. Şu arada gidecek. Sırtın bilmiyorum nasıl duruyor. Bilmiyorum şimdi burada ışık da çok iyi değil. Işık oyunu yapamıyorum size. Ama 27 günde çok yol kat ettik diye düşünüyorum. Evet, şimdi kol antrenmanına geçiyorum. Göğüs antrenmanı bitti. 5 dakika mola verip sonra kol.
Ön kol antrenmanı yapacağız. Evet. Damla bacak çalışıyor hocayla beraber. Ben de kol antrenmanına geçiyorum. Şöyle de bir kolye taktım. Bu kolyeyle çalışacağız. Kolumu çünkü önde tutmam gerekiyor. Güzel bir şey. Sen bu aparatı taktığınızda hiçbir şekilde hareketi kaçırmıyorsunuz. Yani omuzunuz falan, omuzunuzdan güç almıyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. O yüzden bu kolye gerçekten çok iyi. Şöyle yapıyoruz. 4 tane yarım, 4 tane yukarı yarım, sonra 4 tane tam yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, yukarı aldım. 1, 2, 3, 4, sonra komple 1, 2, 3, 4. Antrenman bitti, ben de bittim. O zaman hocam görüşürüz. Hadi biz görüşürüz. Kaçıyoruz. Of, neler oldu arkadaşlar, bir saatten beri var ya, yemeği unuttuk. Çok büyük kavga var arkada, hala sesleri geliyor. Bir tane adam metresine ev tutmuş, karısını da onunla aldatıyormuş, karısı bunu yakalamış, geldi kapıyı kırıyor, güvenlikler geldi, yönetim geldi, polis geliyor. Bir küfürler, kapıyı tekmelemeye, kimse alamıyor kadını. Kadını hiç kimse alamıyor, dokunamıyor. Bir bakayım gelince tamamıyla beraber anlatırız. Şimdi polis geldi. Bütün daire sakinlerini evlerine soktu. Biz de dahil. Damla bütün sürecin başındaydı zaten. Ama ben kadının yanındaydım. Yani kadın aldatılmış bu durumda. Kadın haklı zaten. Haberi yok. Çocuğu var kadının. Ne olur ne olmaz detayı vermeyeyim. Yani üzücü bir durum. O yüzden ben de gittim. Hani belki yapabileceğim bir şey vardı diye ama tabii yok. Polis geldi. Herkesi içeri soktu. Şu an polis ilgileniyor. Sesler biraz alçaldı. Acaba ne olacak? Neyse bu arada yemeklerimiz geldi dedim ya yiyemedik diye. Döner. Ben 250 gram yiyorum. Damla 150 gram yiyor. Bana bu senin iki pilavın. Sana iki tane patates koydum. Kıyamadım sana. Bu arada bu da çok iyi bir şey. Yani normalde böyle şeyler yemiyorduk. Evet. O yüzden çok motive edecek mi? Ben pilav yiyorum ya. Hocam kusura bakma. Ama ben pilav yiyorum. Gerçekten onu da hak ettim. Onu da hak ettim. Zaten şurada yani kaç yemek kaşığıdır bu Damla? 2,5 yemek kaşığı tabii yani. Canım, 2,5 yemek kaşığı. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Yani bakın ha. Yani dolu dolu 2 yemek kaşığı. Hadi 3 yemek kaşığı da yani. İyi, biz yemeğe oturuyoruz. Evet, yedik içtik. Güzel, hoştu. Şimdi buraların toparlanma vakti. Bunların hepsi bulaşık odasına gidecek arkadaşlar. Normalde arkadaşlar biz iştahlı mı yaptık? Mesela mutfaktan Damla sorumlu. Salon ve koridordan ben sorumluyum. İşte üst katlardan ortak sorumluyuz falan. Böyle iş paylaşımı yapmıştık. Ama bu videonun başında da bahsetmiştim. Durumdan dolayı ben üstlendim. Alo? Alo? Ay Maram! Ya sen burada olmanın var ya çok... Gıybeti veriyor şu an. Evet. Maram orta kat rahat 25 kişi falan doldu. Kocaman 3-4 katı polis geldi. Evet, dizdik bulaşıklarımızı, bunu da atalım. Sonra sizi bir ittirelim. Start ve bir saat sonra her şey hazır. Bu demek oluyor ki mutfak kapandı arkadaşlar. Selin 61'in lafı bilirsiniz. Selin öğretmişti bunu da bana. Şöyle göstereyim. Her tarafı jileti yaptım. Bulaşık makinemiz çalışıyor. İleride zaten masayı sildim. Burası da aynı şekilde mis gibi oldu. Damla Altun da orada. Ben çok pardon. Bakar mısınız? Damla Altun da orada. Dedikodu yapıyor. Bugünün dedikodularını Maral'a veriyor. Bakar mısın? Limonlu soda. Geliyorum şimdi. Oradaki senin orta sehpayı da silip şuradaki bak çantam mantam var oralarda. Kediler de evi dağınık gösteriyor. Bak sinirlendim yine. Bak kenara atılmış kırlent gibi duruyor. Siz de radarımdasınız şu an. Vallahi süpürürüm olayınızı. Arkadaşlar buraları da halledeyim. Sonra görüşürüz. Hadi bay bay. Geldim. Halledikler şöyle. Bu arada Instagram'dan 2 tane Nike ayakkabı aldım spor için. Ama böyle bir şey yok. Yani o kadar hafif ve güzel.
belki. Bu arada şunu da söyleyeyim, siz yani Instagram'dan takip etmiyorsanız her hafta, yani her hafta diyebiliriz ya da iki haftada bir maksimum bana kod tanımladılar. %20 indirim yapabiliyorsunuz kendinize. Hem de indirim üstünden. Atıyorum ayakkabılar %40'a varan indirime falan girmiş. Ekstradan %20 daha indirim falan yapıyorsunuz. Kodumuz Uğur20 ama benim storylerimi beklemeniz lazım. Ben story attığım zaman bundan faydalanabiliyorsunuz. Yoksa Instagram'ın atıyorum internet sitesine girip bundan faydalanamazsınız. Benim linkimi bekleyin yani. Instagram'dan takip etmeyen varsa da etsin. Damla kargolarını açana kadar şu koliler falan böyle kalacak. Burasını da hallettik, temizledik. Artık duşa gidebiliriz. Balım bitirdim her yeri. Ellere sağlık. Gerçekten çok güzel bir şey yaptım. Biliyorum yani farkındayım. Bugün biraz vlogta da şov yaptım. Biraz bugün vlogta da şov yaptım. Yalan yok. Arkadaşlar böyleydi. Daha bir şey yapar mıyız bilmiyorum. En fazla Netflix'ten belki bir şeyler izlemeye çalışırız ama daha bir şey yok. Yeme yok, içme yok. Sadece dizi izleyip sonra da yatarız diye düşünüyorum. Çünkü yarın sabah Damla çok heyecanlı. Saat 9'da. Kaçta kalkarız aşkım? 8.30'da orada olacakmışız. Dolayısıyla bizim 7.45'te falan kalkmamız lazım ki bir ayılalım kendimize, evet, gelelim. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok arayı soğutmayacağım bu sefer. Yani bu kadar ara vermeyeceğim. Zaten çok güzel tatillere çıkacağız. Oralardan da bir şeyler çekeriz Damla ile beraber. Hoşçakalın.